Herkese merhabalar, ben Esra Ertuğrul. Bugün size özellikle anne sütünü arttırmakla ilgili power pump yönteminden bahsetmek istiyorum. Anne sütünü arttırmak bütün emziren annelerin en çok merak ettiği, esasında belki de bazısına hiç gerek olmadığı ama bazısında gerçekten ihtiyaç duyduğu bir yöntem diyelim esasında. Anne sütü özellikle bebeğiniz emdiği sürece, yani bebek memeye uyarı gönderdiği sürece süt üretiminiz olur. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. O yüzden anne sütünü arttırmak için yapmanız gereken en önemli şey memeye uyarı göndermektir. Memeye uyarı gitmezse süt olmaz. O yüzden yediğiniz içtiğiniz şeylerden öte bebeğin size ne kadar çok emdiğiyle biz ilgileniyoruz esasında anne sütü arttırmakta. Ben bebeğimi olabildiğince emziriyorum. Emzirmenin yanı sıra da eğer yeterli emmiyorsa ya da süt miktarımı birazcık da arttırmak istiyorsan ben özellikle emzirmenin hemen arkasından sağmaları tavsiye edebilirim. Emzirmenin hemen arkasından sağma gerçekten memeye giden uyarıya, beyne şu uyarıyı veriyor. Bebeğin daha fazla süte ihtiyacı var ve sen daha fazla süt üretmelisin uyarısıdır bu. Ama baktık ki bebek hiçbir zaman şey yapmıyor. Yani emiyor, emdikten sonra sizin vaktiniz olmuyor, emziremiyor. Sağma yapamıyorsanız da o zaman da şeyleri önerebilirim. Lansinot'ta da var, Moşi'de de olan doğal akış yöntemiyle sağma yapan pompalar var. Ondan bir tane edinebilirsiniz. Emzirdikten sonra yani bebeğinizi bir göğsünüze emzirirken diğer memeye geçince o pompayı göğsünüze takabilir ve göğsünüzdeki süt üretimini etkinleştirebilirsiniz. Bir de bu sağma yöntemlerinin içerisinde power pump dediğimiz yoğun sağmalı bir süt arttırma yöntemi var. Bunu ben kendim de emzirme döneminde denemiştim. Ayrıca annelere de önerdiğimde gerçekten olumlu dönüşler alabiliyorum. Bu yöntem nasıl? İyi uyuduğunuz ve gece birazcık daha deliksiz uyuduğunuz bir günün sabahında sabah kalkın. Ben genelde sabah ilk emzirmeden sonra öneriyorum. Bebeğinizi emzirdikten sonra güzelce bir vaktiniz olması gerekiyor. Yaklaşık böyle bir saat kadar. Emzirmenin hemen arkasından iki göğsünüzü eğer çiftli pompanız varsa 20 dakika sağıyorum. 10 dakika dinleniyorum. Sonra 10 dakika bir daha sağıyorum. Sonra 10 dakika bir daha dinleniyorum. Ve son bir kez daha 10 dakika sağıyorum. Yani 20 dakika sağ, 10 dakika dinlen, 10 dakika sağ, 10 dakika dinlen. 2 tur yaptıktan sonra günü bitiriyorum. Ve günün diğer zamanlarında bol bol emzirme yapıyorum. Ama eğer bu power pump yaptığınız gün günün içerisinde mesela öğleden sonra küçük bir uyku yapıyorsanız ben uykudan sonra da denemenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar yoğun sardığınızda vücudunuz değişik bir tepki görüyor. Diyor ki çok alarm var, daha fazla süt üretmeliyim uyarısı alıyor ve süt üretiminizi etkiliyor. Bunu ne yapacaksınız? Bir hafta boyunca gün aşırı yapabilirsiniz. Yani haftada 3 kere yapabilirsiniz. Ondan sonra 2 hafta ara verin. 2 hafta sonra bir haftada 3 gün yoğun böyle aynı bir şekilde sağma deneyebilirsiniz. Baktığınızda bu böyle süt miktarınızı gerçekten böyle ittiren ve sonrasında da sizi memnun edecek bir sonuca ulaştıran bir yöntemdir. Dediğim gibi en çok emzirmek burada çok etkili ve pompayla sağma yapmak. Sağma yapmak derdinde de sağma yaparken de power pump yöntemini denemenizi tavsiye ederim. Açıklamalar kısmının saatleri net bir şekilde tekrar yazacağım. Eğer kafanız karışırsa orada da dinleyebilirsiniz. Bu arada ben tabii ikili pompayla olanı anlattım. Eğer tekli pompanız varsa yani tek gözünüzü sağan bir pompanız varsa 10 dakika sağ, 10 dakika dinlen, 10 dakika sağ şeklinde bunu bir tur diye düşünün ve bunu 3 tur şekilde yapıyorsunuz. Her göğsünüzü 10'ar dakika sığıp aralarda 10'ar dakika dinlendiriyorsunuz. Yaklaşık olarak 1 saat kadar bir yoğun sağma dönemi olacaktır. Sağma yaparken dikkat edeceğiniz bir noktada pompanı sonuna kadar açmıyoruz. Önce yavaş yavaş uyarıyla gittikçe vakumla arttıra yoğun bir sağma yapıyoruz. Gerçekten olumlu sonuç alacağınıza inanıyorum. Tabii en başta buna inanmış olmanız, kendinize güvenmiş olmanız, bebeğinize ve sütünüze inanmış olmanız burada çok çok önemli. Umarım bu yöntemi dener ve güzel bir sonuç elde edersiniz. Eğer denemiş ve sorularınız olursa ya da mutlu bir sonuç alırsanız lütfen yorum şeklinde yazarsanız ben de size daha fazla video çekebilirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.